Evet, Kur'an'ın anlattığı ahiretle alakalı ayete artık başlayalım. Estağfirullah. billah. Fekeyfe tettekûn. İn kefertüm yevmen yec'alul vildâne şîbâ. Fekeyfe Bir düşün bakalım. Nasıl korunabileceksiniz? İn kefertüm yevmen şu günle ilgili inancı örterseniz şu güne kafir davranırsanız, şu günü inkar ederseniz nasıl korunacaksınız? Korunabilecek misiniz ki? Nasıl bir gün bu? Yec'alul vildâne şiba. Bir küçücük çocuğu ak saçlı bir ihtiyara dönüştüren bir gün. Bir küçücük çocuğu ak saçlı ihtiyara dönüştüren bir gün. Bu, bu ifade sadece burada var. Kur'an'da başka bir yerde yok. Öyle bir gün hepimizi bekliyor. Elbette bugünden kasıt elbette şu değil. Yani Kur'an'a göre Kur'an'a göre çocuklar mükellef değildir. Bir çocuk fıtrat üzere doğar eyvallah ama onun imanı ya da inkarı ancak ergenlik sonrası dönemde e, işlev görür. Burada meselenin söyleniş amacı günün zorluğunu ifade etmek için bir mecaz ifadesidir. Küçücük bir çocuğu bile ak saçlı ihtiyara dönüştürebilecek korkunç bir gün. Buradaki takva kavramı ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim ama sözüm burasında bir hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bakın Haç suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in. 22. suresi. Bu surenin birinci ve ikinci ayetleri var. Bu son saati anlatır. Öyle birinin öbürünün bir takım mizansen sunumlarına değil. Allah'ın ayetlerine itibar ederek, oradan beslenerek o hakikat hakkında malumat sahibi olalım. Diyor ki Cenab-ı Hak ya eyyühen nasu teku rabbeküm. Ey bütün insanlar Rabbinize karşı duyarlı olun. İnne zelzelete saati şeyun azimun. Muhakkak ki o son saatin sarsıntısı korkunç bir olaydır. Yevme teravneha tezhelu küllü murdu'atin amma erda'at. Her bir süt emziren anne emzirdiği yavrusundan vazgeçer. Bir anne için Çocuğunu emzirmekten vazgeçmek ölümden beterdir. Anneler bu duyguyu bilirler. Ve tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Her bir anne adayı, hamile anne adayı hamilesi olduğu yavrusunu düşürür. Ve tarannase sukara ve ma hum bisukara. Aslında hiç de sarhoş olmamalarına rağmen insanları o son saat esnasında adeta sarhoş gibi görürsün. Velakin Allah şedîdün. Bütün bunlar bir tarafa. Allah'ın mahşerdeki azabı çok daha şiddetlidir. Bir annenin yavrusunu sütten uzaklaştırması, bir hamile canlının yavrusunu düşürmesi ve sarhoş olmayan insanların sarhoş görünmesi olayın ne kadar vahim olacağının haberini veren bir bilgidir. Başka ayetler de var. Mesela Neml Suresi 87 Mesela Zümer Suresi 68. Ayetler İkisi de birbirine benzer mesaj veriyor. Farklı birer kelime kullanılarak. Neml 87'de buyuruyor ki Rabbimiz Ve yevme yunfeku fissur Sur borusuna üfleneceği gün Fefezi'a men fissemavati ve men fil ardi illa men Allahu. Göklerde ve yerde kim varsa her biri Düşüp bayılacaktır. Ancak Allah'ın istisna ettikleri bu korkudan kurtulacaklardır. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp bayılacaktır. O son saat esnasında sadece Allah'ın istisna tuttukları bu korkudan muhafaza edilmiş olacaklardır. Demek ki bir insan o gün yaşamakta olanlar o korkudan dolayı düşüp bayılacaklar. Bir de fasaika kelimesi kullanılıyor. Zümer 68'de o da aynı düşüp bayılmak demek, ödü patlamak demek. Ama daha önce ölmüş olanlar bu korkudan kurtulmuş mu olacaklar? Hayır. Daha önce bedeni ölmüş olanların da ruhu bundan etkilenecektir. Sadece Cenab-ı Hakk'ın istisna ettikleri hariç. Korkunç bir olay meydana gelecek. İşte o olay küçücük bir çocuğu ak saçlı yaşlı bir ihtiyara dönüştürebilecek vahim bir olaydır. İbrahim suresi 42 43. ayetlerde de son saatin dehşeti üzerinde durulan bir takım mesajlar verilmektedir. Demek ki mesele mesele o günün yoğun bir sıkıntı içerecek olmasına dikkat çekmektir. Kıya biz kıyamet diyoruz. Bizim Türkçede kıyamet dediğimiz olaya Kur'an es-sa'ah kelimesiyle temas eder. Son saat. Bizim ahiret dediğimize Kur'an-ı Kerim hem kıyamet günü der, hem ahiret der, hem mahşer der. Biz böyle bir hafif bir farklı kullanım ile götürüyoruz işi. Aslında bizim dilimizde kıyamet bu kainatın yok olmasıdır öyle ifade edilir. Oysa Kur'an böyle bir şey söylemez. Burası yok olmayacak. Burası bir değişim ve dönüşüm geçirecektir. Değişim ve dönüşüm Kıyam, kıyamet yeni bir ayağa kalkışın yaşanacağı alemin adıdır. Bu alem bir değişim ve dönüşüme tabi tutulacaktır. Bir sonraki ayette bununla alakalı bir takım bilgiler inşallah aktaracağım. O olay, o son saat dediğimiz olay son derece dehşetli bir olaydır. Küçücük çocuklar aksaçlı ihtiyara döneceklerdir. Öyle olur değil mi? Görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Tıp doktoru kardeşlerim Gayet iyi bilirler. Böyle bazen bir gece de adam simsiyah saçıyla yatar, bembeyaz kalkar. Böyle anlık dönüşümler olur. Böyle bunda bunun tıpta karşılığı nedir bilmiyorum. Ne oluyor da böyle oluyor bilmiyorum. Ama ben mesela saçları böyle bembeyaz duruyorum. Ee, benim saçlarım 1994 yılında geçirdiğim bir trafik kazasından sonra. Maalesef bir oğlumu orada kaybettik. Ee, oğlumu cennete gönderdik. Ee, o zaman saçlarım beyazladı benim. Yani ben de çok yoğun bir e, süreç yaşadım. Allah trafik kazası ya da başka sebeplerle hasta olanlara da acil şifalar ihsan eylesin. Böyle oluyor yani. Bunu hatırlatıyor ki. Yani illa illa kendi bedeninde bir değişim olması vurgusu söz konusu değil. Burada mesele o gün zor bir gündür. Küçücük bir çocuk yaşlı bir ihtiyara dönüşebilecektir. Vahim bir olay herkesi beklemek.